Sarı Zeybek aman, şu dağlara yaslanır aman. Yağmur yağar silahları aman, Gazi Okulu'nda okudum. Çalışkan bir talebeydim ama. 6 yaşında gitmiştim. Ve 6 yaşında da Atatürk'ü Akşehir'de gördüm. Hatay'ın Türkiye ilhakı için son seyahati derler ona. Nitekim Konya Garı'nda da bir mermer tabelada, lavhada Konya'yı son ziyareti diye yazar. İşte o gün Akşehir'e gelmişti. Atatürk indi. Beyaz tren. İlk defa gördüm 1937 senesinde. Sokulduk. İşte bir şey söyleyeyim filan da demediler bize. Çiçekleri vereceksin dediler. Gülderen'le birlikte verdik çiçekleri. Gülümsedi, Atatürk'ü gördüm. Bu bahtiyarlardan. Aklımda sadece annem sordu. Ne gördün? Saçları sarı, gözleri maviydi demişim. Bunu annemden çok duydum yani. Ama böyle adeta büyülenmiş gibi, kilitlenmiş gibi yüzüne baktım kaldım. Gazi Mustafa Kemal geliyor Cumhuriyet Okulu'na. Amcam ders veriyormuş o zamanlar. Dersi de Kur'an. Tabii o zamanlarda Kur'an da okunuyormuşmuş. Atatürk geliyor. Atatürk geldiği zaman Kur'an sayfasını tamamlıyor. Ondan sonra hendese, geometri dersine geçiyor. Atatürk dersi yarıda bırakıyor ve öğretmen baş malum odasına geçiyor. Ondan sonra amcamı çağırıyor. Diyor, tabii öğretmen değil, malum bey. Malum bey diyor, neden diyor Kur'an'ı hani yarım bıraktınız, hendeseye geçtiniz? Yani ben Kur'an'a karşı ol, haşa paşam diyor. Beni diyor, şimdiki hükümet açık zihniyetli şey olduğu için padişah tarafından görevimden diyor alınmak istendi. Ama diyor, dersim yarımdı diyor hendesede, onu vereyim, ondan sonra görevime son verecekse verirsin. Kur'an'ı tamamladım. Onun için hendeseden kalan şeye geçtim diyor. Atatürk diyor ki, malum bey, vazifene devam edeceksin. Ona sen görevlisin. Atatürk büyük taarruza başlamadan önce hepimizin bildiği gibi paşalarıyla beraber Akşehir'e gelir. Gayeleri büyük taarruzun planlarını Akşehir'de yapmaktır. Akşehir'e gelirler paşalarıyla beraber belediyenin, eski belediyenin, bugün müze olan belediyenin büyük salonunda toplanırlar. Haritalar açılır masanın üzerinde. Kurtuluş Savaşı'nın en büyük taarruzunun planları üzerinde çalışırlar. O sırada gece yarısı olur ve elektrik söner. Tabii hemen bunu yapacak Akşehir'de Mehmet Parlak Mehmet Efendi var. Bir de onun yeğeni 16-17 yaşlarındaki Rahmi Döner var. Babama haber verirler. Babam büyük bir heyecanla titreyerek, korkarak. Çünkü artık Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna, paşaların huzuruna çıkacak. Efendim çağırırlar, gelir. Boyu kısa olduğu için sonradan maşallah boylu olsun ama o yıllarda boyu kısa olduğu için tavan da Akşehir Belediyesi'nin o salonun tavanında yüksek. Masanın üzerine çıkıp elektrik lambasını değiştirmesi mümkün görünmez. Hemen bir tahta sandalye, o günkü şartlarda tahta sandalye getirdiler. Babamı masanın üzerine çıkarttılar. Babam sandalyenin üzerine çıkar. Titriye titriye heyecanla
elektrik lambasını, ampulünü değiştirir, elektrik yanar. Efendim, daha sonra Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesi aynen şöyledir. Aferin çocuk. Ben bütün harplere iştirak ettim, yalnız başkumandan harbine gidemedim. Buna da sebep Kemalettin Sami Paşa. Babama telefon ediyor, diyor ki, Halit Bey diyor, bu öyle bir savaş ki diyor, ölüm kalım meselesi. Eğer diyor, kaybedersek bu çocuk ne olacak? Onu kız kardeşimin yanına göndermek istiyorum diyor. Babam da gitmez paşam diyor. Ben onu aldırtır kandırırım diyor. Beni çağırttı Kolordu Karagahı'na, gittim. Ve hakikaten kandırdı beni. Akşehir'e kız kardeşinin yanına gönderdi. Oradayken Atatürk'ün karargahı da bizim evin bitişindeydi. Atatürk her zaman çıkar dolaşırdı. Ben de çıktım tesadüf, beni gördü. Senin burada işin ne dedi? Niçin kıtanla beraber değilsin?